kakı tamara. Emre Sabahı'ndan günaydınlar. Şu gözüme geliyor, şöyle kenara çekileyim. Evet, Emre Sabahı'ndan günaydınlar. Bugün 13 Ağustos 2024, turumun 9. günü. Anladın, 2024 turumun 9. günü. Emre'de uyandım. Aşağıda Zamantı. Şöyle yapayım. Zamantı Nehri'nin barajı var. Onun üst tarafında, köyün bitişiğinde geceyi geçirdim. Evet, saat 7 itibariyle de yola çıkma hazırım. Sabah 5'te kalkıyorum. Köy yerlerde pek geçe kalmaya gerek yok. Zaten davarlar çıkmaya başladı bir yerse. Şimdi bugün daha önce de alışık olduğum, tanıdık olduğum yere gideceğim. Oraya kadar giden mesafeyi görmedim, bilmiyorum. Ama kamp yaptığım yeri biliyorum. Kamp yaptığım yerde görüşmek üzere. Daha önce yaptığım yerde görüşmek üzere. Hadi bana bir hayırlı turlar, size de iyi seyirler. Evden ayrıldım. Bütün gece rüzgar vardı, sabah karşı kesildi. Önümde rüzgar vardı. Bugün rüzgar yok, çok şükür. Daha sonra var. Biraz evvel rampa aşağı inerken üçüncü basam. Üzerinde rüzgarı boldu halde. Evet, kolay değil. 1400-1500 okum buralarda. Soğuğu başka, sıcağı başka oluyor. Yanlar ve düz. Sadık'ta yol alırken bile üçüncü var içinde. Üç kat var ya, iki tane kıyafet, bir de rüzgarı var üstünde. Hayret. Yaz günü böyle bir şey yani. Ah, ah. Bugün biraz diyeyim ben size. Düz bir Sadık'ta yol alacağım. Fazla bir yorucu olmayacak ama yarın bunun hepsi çıkacak gibi geliyor. Bakarız yarınkini yarına, bugünkini bugüne. Bugün böyle ana yolda alıyorum. Bu da bir yolda İç Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya bağlayan transit yollardan bir tanesi. Tabii ben bunu bu kadar yol aldım. Alacağım dekayı yok. İleriki yerlerden saat bu iş yapacağım. O zaman nereye döndüğünü görürsünüz. Akaki tamara. Şafak yollarda. Şafak yollarda, hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce, şafak yollarda. Tek başıma, şafak yollarda, hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda, yalnız başıma, tek başıma. Şafak yollarda, hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda yalnız başıma, dağları, yaylaları aşarım, rotamı çizer, yoluna bakarım, hedefleri.
coşarım. Doğanın kucağında huzur ararım. Şu anda Dünya Yolu üzerinde köprü başlıklarında Türklüğün camisinin duvarında bank koymuşlar. Orada oturuyorum. Aram arkam cami. Şimdi tam karşımda çeşme var. Yaraklı çeşme. Yürü bir rakı, kocaman borusu var. Caminin çeşmeye yürü bir rakı. Koltuğum var. Bahçe sulamak için. Başka zaman olsa var ya, çeşme yerinde olmuş olsa, bir şiveti kırıklık olmasa, başka zaman olmuş olsa, ya daha boş ver, şimdi karşıda akan suyu, çünkü görüntü veriyorum, burada camim, bahçesim, hortum var ya, bütün işimi görüyorum. Onlarla kalmamı yapacak halim yok. O yüzden, şurada bankta oturup, dünyanın istikametine devam edelim. Çünkü tam önümde 100 metrelik bir tırmanış var. O bile gözümde büyüdü. Bekle çabuk dönün, ondan sonra gidersin diye. Dünyanın dünyaya doğru gideriz. Burası Dünya Yolu. Dünyaya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi iki gidiş, iki dönüş, kocaman da bir emniyet şeridi. Ve yolda doğrudan trafik yok. Bir tane kamyon geçti benim yere. Köprü başından sonra yol bir şekilde. Değil mi? Yolu da yeni yapmışlar belli oluyor. Ya da yeni yapıyorlar. Bazı yerler eksik kalan tarafları var. Yani yaptılar işte. Ama yola bak, valla otoban gibi ha. Kim kullanacak burası? Protokol yolu. Ben kullanırım ben. Ben. Kimse kullanmazsa ben kullanırım. Yani bak, arabalar da var orada. Tek bir araba geçer böyle. Evet. Bu çadırcılar her yerde var. Size nereye gidersiniz bu karşıma çıktılar. Bazı bölge halka şikayetçi olmadı mı? Onlar da ekmek parası ne yapsınlar? Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce, şafak yollarda. Tek başıma, şafak yollarda. Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda, yalnız başıma. Tek başıma, şafak yollarda. Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda, yalnız başıma. Dağları, yaylaları aşarım, rotamı çizer, yoluma bakarım. Hedeflerime doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım. Arkalarından çektiğim kadarıyla benden önce gittiler. Sınav zaten ikisi genç. Evet, Alman bisikletçiler bunlar. Dünyaya girerken arkadan geldiler, yetiştiler. Dünyaya bunlar farklı yerden, ben farklı yerden girdik. Alışverişleri tamamladık. Onlar daha önce çıkmışım. Onlar hemen arkamda sıra çıkmışlar dünyaya. Sonra yuvarda ayaküstü konuştuk. Evet, benim rotayı istikametine gidecekler. Yarınki rota dağılığına gidecekler. Bir bölümünü. Ama Alacaoyuk, Bozuyuk, Boğazkale, sonraları gezeceklermiş.
O kadar anlayabildim. Fazlasını anlayamadım. Zaten bence çok az. Bunlar da Türkçe bilmiyorlar. Yani her türlü verdim, gönderdim onları. İki tane genç. 30'lu yaşlarda benim gücümü yaklar, onlarla şey yapar. Bir de zaten rahatsızım bugün. Söylemedim ben sen sakın yapacağımı. Bunlar felaya tarafına geçeceklermiş direkt olarak. Görmemiz yarın yine karşılaşırız belki. Evet, işte böyle. Bu durumda daha kaçıncı gün mü ya? Bugün 9. gün mü? Hiç Türklere denk gelmedim. Hep yabancı istatçılara geldim. İtalyan, Fransız, işte Alman. Hadi bakalım hayırlısı. Bizim Türkler nerede geziyor? Sahilde mi? Valla sahilde geziyordur. Böyle arada çok az kişi gelir. Evet, şu anda neredeyim? Sarımsaklı, Barajı ve Silahlı'ndayım. Arabalardan belli değil mi? Arabalar aşağıda, bir tanesi de burada. Geceyi burada geçireceğim. Zaten daha da gitmenin anlamı yok. Sıcak hava. Artı sıcak dün müstahaktan şikayet ediyorduk. Bugün de sıcaktan. Bende bitkinlik var. Bende adım atacak şey yok. Zaten kafamda da burada kalmak vardı. Bu üçüncü kere, şimdi iki ay Ferdi ile gelmiştik. Ondan sonra ben 2023'te bir daha geldim buraya. Şimdi 2024 bir daha geliyorum. Buradan devam edeceğim şeyimi. Zaten en kalacak yerlerden bir tanesi de burası. Artı şurada ben, aşağıda çeşme var. Ben girişteki çeşmede başımı yıkadım, öyle geldim. Çünkü kafam çok ağrıyor. Her neyse, şu arabanın alt tarafındaki kamyonla geçen sefer çadırımı kurmuştum, orada kalmıştım. Ya orada kalırım, ya burada kalırım. Şu oturduğum yerde de olabilir. Güzel burası da. Aşağıda çeşme var çünkü. Akşama da duşumu alacağım orada. Ha, bir de bir şey daha hatırlatma şey yapayım. Haziran ayında gelmiştim ben geçen sene. Anons ediyorlardı. Ateş yakmak, kamp yapmak, çadır kurmak yasak, 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 yasak. Ben özel izinle kalmıştım burada. Bu sefer herkes mangal yapıyor. İşin Türkiye'nin değişik halleri işte. Her neyse, ben burada kaydı sonlandırayım. Akşama belki merhaba derim. Ama bu gece buradayım. Bunu bilin. Sarımsaklı Baraj Göleti, Mesir Alanı burası. Evet, burası Sarımsaklı Barajı, Mesir Alanı. Gördüğünüz gibi manzara var. Baraj Göleti orası. Şimdi ben çadırımı buraya kuruyorum. Zaten kuranlar var. Akşam giderken toparlarlar onları da. Şurada da var. Hava kararttan sonra toparlayıp gidiyorlar. Günlük ne hikmete kuruyorlar, gidiyorlar. Evet, ben de çadırımı kurayım. Güne başlayabilirim artık. Yollarda adım yalnızlık tercihim.
Şafak yollarda yalnız başıma dağları, yaylaları aşarım, rotamı çizer yoluma bakarım, hedeflerime doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım, doğanın kucağında huzur ararım.